Eğer bu kız Emre'yi beğeniyor fakat Emre de bu kızı beğeniyor olmuş olsaydı farklı bir hikaye olurdu burada. Beğenilmeyecek bir kız değildi. Şunu savunuyorum. Gerçekçi olalım burada. Gerçekçi. Eğer işte, orada senin karşında Hazal var. Bak şimdi. Hazal masada oturuyor. Senin arkadaşın diyor ki Emre diyor. Karıştırmayalım abi. Bak, Hazal aynı şey değil ki. Karıştıralım abi. Hislerini, niye? Hislerden bahsediyoruz. Tamam, ben onu söylemeye çalışıyorum. Sorudan. Sorumu geri alıyorum. Bak geri alıyorsun niye? Çünkü tartışacaksınız. Sen başka yerden tartışmayacağız abi. Niye Hazal'ı konuyorsun ki? Bak benim anlatmaya çalıştığım şey başka bir şey. Sordun benim demek istediğimi. Ne demek istedim? Ben anlıyorum. Sen yükseliyorsun. Karşında beğendiğin bir insan olursa farklı boyuta çıkar. Karşında beğendiğin birisi yoksa o zaman senin yaptığın doğruluktur, erkekliktir, cömertliktir. Racondur diyorum ben de sana. Tamam. O ne zaman değişir biliyor musun? Karşındaki insana senin bir hissin olursa o zaman senin yaptığın olay farklı bir boyuta çıkar. Şimdi o yüzden bana böyle örnekler vermeyin abi. İnsanlar aynı fikire sahip olmak zorunda değiller. Fikir ayrılıkları illaki olacak. Benim burada Emre'yle olduğum gibi. Ancak empati kursun diye Hazal ismini verdikten sonra Emre'nin bu kadar yükselmesini ben gerçekten anlayamadım. Yani sonuçta onun bir empati kurmasını istiyordum ki benim anladığımı anlayabilsin. Hazal'ın söyleme zaten sebebim buydu. Ki o aşkına inandığımdan dolayı onu söyledim ama feveran etti. Ben de anlayamadım ne olduğunu. Biz şimdi bir şeyden konuşuyoruz. Onun üstüne bir örnek geliyor. Eğer tamam. Ben armutlardan bahsederken sen portakal üstünden bir örnek verirsen ki bana portakal gibi geldi bu. Benim konuşmaya hakkım yok mu? Hayır. Konuşmaya sonuna kadar hakkım var. Şunu söylemek istiyorum. Armutlarla portakallar farklı meyveler olduğu için her ikisinden meyve olmalarına rağmen farklı meyve olduklarının için aynı tasa koyamazsın onları. Armutları armutlarla tartman lazım. Portakalı portakalla tartman lazım. Armut toplanmazlar. Niye? Hepsi farklı şeyler. Ama benim verdiğim örneği bu, sana armut gelmesini gerektirecek durum neydi? Peki bayağı seni ne rahatsız etti ya? Seni şu rahatsız etti. Abi, şey senin rahatsız düşüncene karşılık başka bir düşünce. Zaten aynı düşünceler. Ben senin düşüncen elmaydı. Ben elma deseydim sen bana bir şey demezdin zaten. Bana, ben armut dediğim için senin zoruna gitti. Anladın mı? Farklı bir düşünce seydim çünkü ben. Emre'cim. Yani bana diyorsun ki. Zaten armutu söylemem gerekiyor benim. Çünkü benim düşüncem armut. Bana anlatabiliyor senin söylediklerinden rahatsız olduğunu söylüyorsun. Demem gerekmiyor orada yani illa. Ama benim olmadığım bu rahatsızlığımı bana sen kendin rahatsızlıkmış gibi açıklamaya çalışıyorsun. Sen ama rahatsızlık gibi başladın, o konuyu aldın, şu şöyle olsaydı, abi, şöyle olurdu, böyle olsaydı, böyle olurdu diye getirdin. 10 dakika öncesini açsınlar, kendi yükselmeni bir izle, ondan İzle bir kendini ya, Allah aşkına izle. Kaç dakika konuştun, abi, ağzımı kapattın, burada doğru, sadece seni dinledim. Sonra bir dakika söz hakkı şimdi aldım, başıma böyle bir olay gelmişti Murat abi dedim. Sonra aldın olayı, çevirdin, evirdin. Ben sordum. Yani somut bir soru sordum demek yani. Demek istediği o değil. Daha bak son gireyim, bitireyim. Yani A ile B bir arkadaşlık içerisinde diyor. C de giriyor devreye diyor. Aynı şekilde A'ya diyor, aşık diyor. Ama demek istediği şu. Hayatında deli divane aşık olduğun bir kadın var mı? O kadar aşıksın diyor. O hislerini gidip de ona söylemez misin diyor. Doğru mu anlıyorum abi? Evet abi. Tamam. Gidip de söylemez misin? Söylemem abi. O kadar deli divana aşıksın. Söylemem. Biz söylemezsin. Bizim de beklediğim tamam. O. Ben biz de söylerdim. Ben aynı kafa. Ben gider söylerdim. Sen bugüne kadar daha aşık olmadığını iddia eden bir insansın. Ben ilk görüşte aşık olmadım demedim. Aşık olmadım demedim. İlişki bitmiş. İlk görüşte aşık olmadım. İlişki de bitmiş. Öbür ilişki zaten bitiyor. Hazal'ın benim hayatıma girmesindeki bendeki en büyük değişikliği duygularımı bastırmamayı öğrendim. Bastıramıyorum. Sen en azından söylerken içten söylüyorsun. Aşığım diyorsun. Öyle ben abi. Aşığım. Ben ona aşığım. Ben seni seviyorum demiyorsun. Öyle abi. Sen söylerken içten söylüyorsun. Ya ben o an orada o açıklamayı yaparken ona onları anlatırken ne oldu? Ne durumdaydım biliyor musun? Kalbim fırlayacaktı yerinden. Olur ya böyle. Yaşamışsındır abi. Nasıl anlatayım sana? Lisede bir tane kız görürsün. Uzaktan onu izlersin. Seversin. Beğenirsin. Ondan sonra bir anda bir öyle duygularını açmak istersin, açamazsın. Çoğu zaman fırsat bulamazsın. Ne yapıyorsun? Gel. Çoğu zaman fırsat bulamazsın. Gidemezsin yani. Yalvarırsın sonra konuş diye susarım bak. Gel. Bir susarım. O ya çok güzel abi sohbet. Garip şeyler yani. Aşk güzel şey ya. Vallahi güzel şey ya. Ama işte karşındakinin sana verdiği mutluluk da bu. Karşılıklı endeks. Öyle tabii. Yani. Tabii. Abi? Karşılıklı olduğu zaman güzel zaten. Yani. Karşılıksız dünyanın en kötü şeyi aşk ya. Düşünsene yani. Karşılıksız aşk eşittir acı abi. Acı evet. Gel gidelim Tarkut'un yanına. Ne? Dakika, gel. Çok boğuyor ya. Değil mi? Şimdi bir şey demiyor. Bir konuyu anlatıyor. Tamam, sabit bir konu. Verici örnek basit yani. Ali dedi ki, abi dedi hani kötü bir şey dediysem dedi kusura bakma. Abi bak şimdi.
diye bir başladı. Allah ya, önemli değil kardeşim. Ben alınmadım, merak etme bak. Tankut ama. Öyle bir de yanındayım ya. Tankut ama abi. Bahsettiğimiz adam Tankut. Kanki yani. Eskiden enerji verirdi, şimdi enerji alıyor insan. Kendininki mi bitti anlamadım ki. Bizimkine mi çullanmaya başladı? Bizim enerjimizi bırak çünkü kardeşim. Allah enerjinizi Allah. Verin bana. Ben bir enerji toplayıcısıyım. Bana enerji verin. Tamam. Dur bak, onun gibi yapayım mı? Yani Tankut geliyor. Ba yapıyor. Diğer Tankut geliyor. Ayağın da oynuyor. Her taraf oynuyor. Oradan geliyor. Ba yapıyor. Biri birden geliyor. Ba böyle yükseliyor abi. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. İnsanlar birbirlerine air condition bağlarlarsa eğer, air condition'ı kalpten hissederlerse ne ona yükselir, ne ona yükselir. Tamam mı? Herkes de sevgi oluşur. Budur. Aynı yemin ederim. Gel. Ben Tanrı tabi dinleme herhalde. Tankut'un taklidini yaptım ben. Tankut abinin taklidi bile bunalttılar. Cansınız. Ben de olmasam. Hayata vallahi sen olmasan yemin ediyorum. Gelecek konumuz olmayacak. Sen ol. Vallahi. Değil de Murat abi, şimdi bir şey diyeceğim sana. Sen ilgini çektin diye Mehtap'ın içindeki iyilik geri kaçmasın abi. Kaçtı. Bu saatten sonra hiç beni kaçtı ya yani. Ne? Lüp diye kaçacağı ben varmış. O konuyu artık konuşmuyorum. Bitti yani. Artık hep öyle. Metal'ın içindeki iyiliğin kaçacağı varmış. Acaba dönem dönem mi geliyor gidiyor? Yok abi, Mehtap ben onun gerçekten kaostan beslendiğini gördüm. Artık inandım diyorsun. Nasıl inandım. Hoşuna gitti? Bak. O suratı gece düşük, gülüyordu. Morali bozuk Mehtap. Oh dedi seni ya. Yükseltti, beni yükseltti. Ha, neşesi yerine geldi, gülmeye başladı. Ben orada uyuz oldum, kaşınmaya başladım. Yani tik geldi o derecede ya. Onu kaçırdım. Bak yine yükseliyorum ya. Atmaya başladı yani, damarlarım atmaya başladı. Aynen onu söyledim Tankut abi. Yine geldi. Böyle suratımıza baktı, gülmeye başladı ya. Ben orada bittim. Yani. Dedim ki eskiden... Gerçekten... Besleniyor böyle şeylerden. Evet. Dedim eskiden Tankut abi enerji verirdi, şimdi enerjimizi alıyor. Yok. Mehtap'ın karşısında onu, ne kadar çok sakin eskiden olursan o kadar çok kazanırsın. Enerji veriyordu, ona sinirleniyordu ya ben. Söyledi zaten. Senin sakinliğine sinirleniyorum dedi evet. Zaten. Her şey karşılıklı. Hep berber olmaz. Senin sakinliğine sinirleniyorum diyen kadından bahsediyoruz. Benim sakin olmamdan sinirleniyormuş. Bulmak